Merhabalar ben Köfte İsköte ve Telefir Minecraft derslerinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümki dersimizde ateş nasıl yapılır ve ne işe yarar ve ateşlerin ne Evet ateş yapmak için öncelikle bize lazım olan iki şey var. Daha üç şey, daha iki şey var, üç bir tane de ekstra şeyimiz var. Ateş ve odun. Daha stick ve odun. İlk olarak şu şekilde 4 tane falan yapmanızı tavsiye ederim. Fire starter yapıyoruz. 2 tane stick çapraz koyarak. Sonra yere en az üç tane stick atıp Fire starter ile tıklıyoruz. Ve içine odun doldurursak eğer bu ateş daha uzun süre gider. Peki burada ne yapabiliriz? Stick elde edil, Torch elde edebiliriz sticklerden. Yemek pişirebiliriz. Gördüğünüz gibi ısınıyor. Bir oyunun seslerini kapatmayı unuttum. Hot. Evet, gördüğünüz gibi. Ya da cam elde edebiliriz. Aa tabi bu sentle olmuyor. Vanilla senti o. Terra Firma Craft'ın kendi sendini kullanmamız lazım. İki tane sendi var. Bu ikisinden biri de olur. Evet, gördüğünüz gibi hat, hat plus, hat plus plus, hat plus 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 plus. Evet, böyle devam ediyor ve en sonunda bu cama dönüşecek. Bir dursun. Bu arada odun atmak için bir yöntem daha var. Üstüne bırak. Düşürmek. Böyle bir yöntemimiz de var. Very hot. Very very hot. <laughs> evet. Değil, cam biraz uzun sürüyor. Onun için başka bir yol daha var. Evet, bekliyoruz seni. Bu arada şu taşları biraz kurcalayalım. Bakalım burada madem bulabilirsek bir sonraki kısma ufak bir giriş yapmış oluruz. Bu arada elimde kağıt neden var diye soracak olursanız. Bu arada kağıtlar normal eskisi gibi Craft ediliyor aynen. Hiçbir fark yok. Elinizde kağıt varken kağıtta atmışken kurarsanız gördüğünüz gibi çok daha kısa bir sürede yanıyorlar. Ve elimdeki oyunun en ileri seviye baltalarından bir tanesi. Onu aldırmayın. Evet. Basitçe ateş yakmak böyleydi ve ben hala cam elde etmek istiyorum. O yüzden odunlara biraz bakacağım. Maple iyi yanıyordu sanırsam. Willow kötü yanıyor onu biliyorum. Evet. Maple iyi yananlardan biriydi. O yüzden Maple atıyorum. Peki. Şimdi bize önemli bir şey lazım. Ee, bu nativ kapol ya da Mm. Small tetrahidrat. Bunlardan mümkün olduğunca toplayın çünkü İleriki dersimizde bunlardan lazım hatta ve hatta bulursanız eğer Kesterite'de toplayın. Evet ve bir adet canımız oldu. Voila! Evet. Önceki bölümümüzde hatırlarsınız ki Bıçaklarla şöyle bir şey elde edebiliyorduk. Bunun ne işe yarayacağına bir sonraki bölümün girişe dedim ve şimdi girişmeye başlayacağım. Öncelikle biraz da kil bulalım. Bunlardan yeterince topladık ve şimdi bize kil bulmak kaldı. Hemen Creative'e geçeyim çünkü bu bir ders. Bakalım kil kaynağı bulabilecek miyiz? Evet bulduk. Şu çiçeklerin yanında genellikle kil vardır. Tabi bu kadar erken öleceğimi tahmin etmemiştim. Evet bu şekilde öleceğimi hiç tahmin etmemiştim. Bakalım kil kaynağımız burada ta. Şurada da bir ravin var fakat buradaki ravinler normal vanilla minecraft'takiler kadar işe yarar değil. Evet gördüğünüz gibi bir şey yok. Yani görünür devri bir maden yok. Evet. Öldüğüm yere gideyim. Ve ardından da krem alayım. Tabi siz bunların taşlarını kullanacaksınız. Ben hızlıca anlatmak istediğim için. Bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi buradan clay elde ediyoruz. Kendime bolca clay vereyim. Neden iki farklı tip clay var bilmiyorum burada. Evet. Ayrıca bir de kendime bir vereyim. Ha veremiyormuşum neyse. Evet. Tanıtım esnasında ölmek istemeyiz. Şimdi ilk olarak kendimize şundan yapıyoruz. Bunun yanı sıra Nasıldın sen? Yok böyle değildin. Ah! Unuttum. Hemen vikten bakıp geliyorum. Evet yakınına öyle gelmemişim. Şimdi de karıştırdım. yapmışım zaten. <laughs> evet. Gözükmüyor ama bu. Evet. Peki bunlarla ne yapacağız şimdi? İki blok derinlikten kazalım. Tabii şu an smart moving elimde olmadığı için. Sen neden Aynı tip clay değilmişsiniz evet. Neyse anladınız siz onu. Seni. Seni. Ve seni ve yerleştiriyoruz ardından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane yiyin. Yani normal sağ tıklayarak bu arada o potları shift sağ tıkla yerleştiriyorsunuz yerleştirerek bu arada en fazla 4 tane yerleştirebiliyorsunuz bir süreçte ve ben biraz fazla mı koydum yoksa clay olmuyor mu clay üzerinde daha doğrusu aa bu arada unutmadan çok güzel bir şeye denk geldik. Pit. Pit nedir diye soracak olursanız yakıt olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir şey. Buna böyle denk gelmem çok güzel oldu. Bunu yakacak olarak kullanabilirsiniz çok rahat bir biçimde. Ve benim elektriklerim kesilir. Evet tekrar geldim. Biraz FPS sorunumuz olacak çünkü elektriklerim yok. Fakat bu arada shiftle değil normal sağ tıkla. Nerede yanlış yaptım? Hatırladım. Biraz oynamamın hmm, verdiği ufak bir yanılgı. Shift sağ tıkla tıklayarak odunları bu şekilde barrel olarak toplayabiliyorsunuz. Ve şöyle tıklarsanız eğer normal odun. Toplamda 16 taneye kadar depolayabiliyorlar. Ve bize bunlardan full dolu bir tane lazım. Evet, bu şekilde bunu yaklaşık bir Minecraft günü kadar bir süreye bırakıyoruz. Ve bu bittiğinde elimize şu. Bunun yanı sıra... Ee... Sen piştiğinde neye dönüşüyordu? Seren pot değil. Sen neredesin? Evet. Bu ufak bir problemimiz var. Bunların gözükmesi lazım. Ama gözükmüyor. Neyse bunun pişmesini bekleyelim. Evet geri geldim ve Gördüğünüz gibi boş elle sağ tıklarsanız Eğer bunları alırsınız Juglar Tamamen su doldurmak için Ne işe yaradığını Soracak olursanız Su içmenize yarıyor Ve ise e, Şu an item depolamak için Kullanacağınız bir şey Evet şimdilik bu bölümlük bu kadar. Zaten elektriklerim de kesildi. Elektriklerim kesildikten sonra e, geri geldikten sonra size birkaç detaydan daha bahsedeceğim. Mesela maden işleme. Basit maden işleme. Ondan sonra e, tarımcılığa falan gireceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötısı, kötü sıkötlerin günler, iyi eğlenceler.